Dur, veriyorum. Veriyorum abi. Berkcan. Bir saniye Discord'dan veriyorum. Discord'dan bağlayabiliyor muyuz? Şu an çok kötü gözüküyor. Abi, selamlar. Berkcan. Şöyle seni kameraya göster. Kendimi göstermektense siz direkt burayı göstereyim birazcık size. Bunu nasıl verebiliriz? Bir dakika abi, gösteriyorum. Komple çökük. Şeylerini kapatsana. Sen ver o tarafa doğru, ben şey yapacağım. Bir dakika, rahatsız etme ya. Bir dakika abi. Evet arkadaşlar. Netle kanka. Burası Tarsus'a 35 km Arsus diye bir yer. Ya tamamen boşalttı jandarma zaten şimdi. İşaretliyoruz teker teker, ses olup olmadığına göre bu arada. Arka tarafta bir ekip çalışıyor. Orayı gösteremiyorum çünkü cenaze çıkarılıyor ve çok hassas herkes. Çok tepki çeker muhtemelen. Abi peki yardım var mı o bölgede? Ya akut çoğu yapıyor diyebilirim. AFAD elinden geleni yapıyor. Dün çok iyilerdi ama ya bugün daha yaşayanların nerede olduğuna daha ziyade spesifik böyle şurada ses geliyor falan gibi geri dönüşler aldığı için millet çok fazla ihbar var. Hangisine göndereceğini, hangisini hangi ekibi yönlendireceğini tamamen kontrol belli oranda kaybetmiş durumda. Siviller çok fazla saldırıyorlar. Çok fazla iş makinesi var. Ardından Türkiye'nin her yerinden iş makinesi gelmişler. Mesela burada arama kurtarma ekibi yok. Rize'den var, kepçe var, dozer var falan. Abi peki yağma mağma muhabbetleri ne kadar doğru? Sen orada bir insan olduğun için söylüyorum yani. Böyle bir şey görüyor musun? Var mı haberin? Ya ben bugün Hatay'ın biraz daha kuzeyinde, köyün ismini hatırlamıyorum. Buraya gelme yani. İki şehir arasında kalmıştık birazcık. Orada böyle bir bıçaklanma vakası falan olduğunu duydum Suriyeliyle beraber. Bir 100 tane ilk gün gelmiş. Kızılay çadırı gelmiş mesela. 95 tanesine böyle Suriyelilere el koymuşlar. Depremzede adam bana diyor ki ne yapayım? Kavga mı edeyim bir de bununla mı uğraşayım falan gibi. Yani acayip bir Suriyeli mobbingi var. Bütün herkes de bundan birazcık bahsediyor. Gözle görülür, ben böyle şurada toplanmışlar falan gibi bir şey görmedim. Çünkü millet de burada çok agresif var. Karşı, Suriyelilere karşı. Peki yeteri kadar linç, böyle şeyler var mı abi? Göster abi. Sessiz olalım. Biraz mikrofonu şöyle yaklaştırayım. Çekiyorum falan zannedecek insanlar. Saygılanıyorum da. Şurada. İçeride bir tane aile var. Üç kişi. İkisine ulaştık. İkisi de yaşamıyor. Diğerlerinde, yani diğerine ulaşamadık ama muhtemelen o da yaşamıyor olacak diye tahmin ediyoruz. Çıkıp işte herhalde bir iki saat falan burada bu üç kişiyi çıkarmaya çalışacağız. Onun dışında sesleniyor işte. Yani binaların hepsi böyle. Alt kat yok. Evet, üst katta hepsi çatlak. Gidiyorsun iki kişi ekiplerle beraber. İşte bağırıyorsun sesimi duyan var mı diye. Ondan sonra ses yoksa çarpı koyuyorsun. Ses yok yazıyorsun, devam ediyorsun ama hepsi de çok sakat. Yani milletin de üstüne çökebilir durumdalar aslında. Böyle Tarsus'tan bahsedebilirim. Tarsus da bayağı ilerlemiş durumda aslında. Yardımların birçoğu ulaşmış şeydi. En çok mazot sıkıntısı vardı sabahtan beri. İşte çalışmayan kepçeler falan vardı böyle. 10 saattir mazot bekliyormuş bilmem ne. Ama şu saat itibariyle o da çözülmüştü. Hatay'la alakalı da çok güncel bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yollar kapalı muhabbetine falan çok fazla takılmamak gerekiyor. Yani ben de İstanbul'da yaşayan bir herifim. Evet abi, Bolu'da kar var. İşte bir iki kere kar tipi yiyorsun ama öyle şehirlerin başında 3 kilometre 4 kilometre bir kuyruk yoktu. Açık konuşmak gerekirse. Yani ona benzer bir şey bile yoktu diyebilirim. Ve gideyim ben tekrar. Abi sana kolay gelsin, kolay diyoruz yani. Abi. Çok teşekkürler bağlandığın için. Eyvallah. Bay bay. Bay bay. Böyle mi göstereceğim? Evet. Ama geç efeşim ya. Sayfa direkt bize şey vermişler. Neyi şu vermişler? An 74 bin liradayız arkadaşlar. Tamam. Sağ olun, bir saniye hemen. Dur hocam bir dakika. Evet. Yemek sırasındaydım. Alper Biçen'in mesajını görünce ayrıldım şimdi. Şimdi ben size bir haberler vereyim. Daha yeni Ege isimli 12 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. Kendisi enkazda. Süper haber. Şükürler olsun abi. Hamuru geliştiriyordu. Kaç saat sonra kurtarıldı?
depremden? Efendim? Kaç saat oldu şu an? Kaç saat sonra? Depremin, yani şöyle söyleyeyim, bir saat önce falan kurtarıldı. Siz hesaplayın. İnanılmaz. Üçüncü güne giriyoruz yani. Neredeyse 55 saat falan mı? Burası öyle bir şey. Önce hınç dolu Ferit Bey. Şu an burası önce hınç dolu. Ve size şöyle göstereyim. Yani şöyle söyleyeyim. Burayı bu kadar kolaymış. Bakın bu sadece bir bina. Bu 5 katlı bir bina. Hani bunun 20 katlısını düşünün. Bir sürü binalar var bakın. Peki, tüm devlet burada. Peki bir şey soracağım. Gerçekten burada. Bir şey soracağım. Evet. Bütün enkaz alanları ulaşılabildi mi? Hayır, hepsine ulaşılmıyor. Çünkü bunların bir sırası var. Şöyle sırası var. Ses alanında diyenlere ilk başta gidiliyor. Fakat bu da kolay olmuyor. Hani her ses alanına gidilemiyor. Çünkü bir şehirde değil, birden fazla şehirde ve çok ciddi, çok fazla sayıda bina yıkıldı. Evet. Yani bunlara yetişilemiyor. Hani devletin de bir yere kadar gücü var. Yurt dışından falan geliyor ama bir yere kadar. Bakın şu an hala çalışıyorlar. Ya çok zor bir ortam tabii. Bak, sessiz olun ben de. Ya zaten ses gelmese mesela baygın olabilir. Onu evet, anladın evet, mı? Evet. Şöyle söyleyeyim. Bakın mesela buralarda çalışma yapılamıyor. Bunlarda çalışma yapılamıyor. Neden yapılamıyor oralarda? Çünkü bunların hepsinin düşme ve kayma tehlikesi var. Personellerin de canı tehlikeye gidiyor. Vinç mi bekleniyor oralar için? Anlamadım. Ekstra vinç mi bekleniyor? Büyük vinç isteği yazılmıştı çünkü onun gibi. Ya şöyle, buradaki vinçler işi görüyor. Yani büyük ekstra vinç olmasına gerek yok. Çünkü kaldırılan bir ağırlık yok. Yani siz bu binayı tamamıyla kaldırmaya ihtiyacınız yok. Parça parça kaldırarak işinizi yapıyorsunuz zaten. Ama sıkıntı şurada. Bakın ambulans trafiğini, bakın yaralı trafiği var burada sürekli. Sürekli yaralılar taşınıyor galiba. Evet, burada çalışıyor şu an ama her yere yetişemiyor. Maalesef yetişemiyor. Biz buraya arama kurtarma ekibi olarak geldik. Bizi bile şu anda birazcık geri tutuyorlar. Çünkü gerek ekipman, gerek eğitim, tecrübe, özel kuvvetler aldı direkt. Hani bordo verirler, özel kuvvetler aldı şu anda işi. Evet. Şu an şuradalar. Evet. İşte bu Ege'nin annesi kurtarılıyor şu anda. Ege'yi kurtardık çok şükür. Şükürler olsun. Bir şey yok. Çok şükür. Süper abi. Peki bir şey soracağım. Yaralılar nakil olarak nereye naklediliyor? Yani çünkü benim bildiğim orada devlet hastaneleri de bayağı ya yıkıldı ya da kullanılamaz halde. Tamam, şöyle söyleyeyim. O konuda net tamamen bir bilgim yok. Tahminimce Mersin ve Adana'ya. Anladım, hemen nakil ettiriliyor. Anladım. Şöyle, çünkü burada mesela biz daha yeni bir ilk geldiğimiz an bölgeye. Biz Adana ekibi olarak geldik. Bizi direkt hastaneye koydular. Bir hastane yan duruyor. İsmini şu an hatırlamıyorum. Yan duran bir hastane var merkezde. Evet. Oraya koydular bizi. Ve oraya bayağı bir... Oranın başhekimi orayı boşalttığını söyledi. Kusura bakmayın, bazen tekeleyebiliyorum. Estağfurullah. Stres altındayım, kusura bakmayın. Ya oranın zaten psikolojisini hiç tartışmaya gerek yok yani. Evet. Yine de net olarak bir bilgi olmadığı için oraya da bakılıyor. Oradan da bir kişinin kurtarılma haberini aldık. Bakın, askeri araçlar geliyor. Evet. Vinçler burada, herhangi bir vinç sıkıntısı yok. Antakya spor salonu burası. Vinç operatörü gerekiyordu. Vinç operatörleri de şu anda buralara gelip gönüllü oluyorlar. Yani acil ihtiyaçlar şu an gideriliyor diyebilir miyiz? Ellerinden geldiğince şu an devlet yapmaya çalışıyor. Devlet şu an elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Anladım. Bakın TSK'nın aracı. TSK arama kurtarmanın aracı. Yani bir sürü araç var arkadaşlar. Bir sürü araç var. Ve buradaki en kötü şey ise buradaki halkın buradan kaçmaya çalışırken ki yarattığı trafik ambulansları bile etkiliyor. Çok ciddi hasarlara, kayıplara yol açıyor maalesef. Orada da koordine olarak ilerlemek lazım. Evet. Biz sana çok teşekkür çok edelim. Yine ara ara bağlantıda olalım. Allah razı olsun senden de. Çok sağ ol. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim Alper, sizle videoları falan paylaştım yoksa ben paylaşayım mı, gerek var mı? Sen bize yine gönderirsen, güncel evet. olarak bilgilendirirsen bu numaradan direkt aktarırız. Biz yayındayız şu anda. Tamamdır. Teşekkürler. Yani şöyle arkadaşlar, İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan, Ankara'dan, Mersin'den
Antalya'dan, her yerden ekip buraya yığılıyor arkadaşlar, yığılıyor şu anda. Hani bakın sadece şöyle söyleyeyim, sadece benim olduğum kısımda, bakın sadece bakın 3 bina 4 binadan bahsediyorum. 4 binada farklı farklı 6-7 ekip çalışıyor. Buna özel kuvvetler dahil, jandarma dahil, askeri dahil. Her türlü birim şu an burada. Askeri geldikten sonra uzanmaya başladı zaten. Birlerin linkiniz çete spamlattı. Halka yardım yapıyorlar. Yemek, tamam, ateş, sıcak, devam ediyor. Ben yiyecekler falan diyorum. Yardımlarını yapıyorlar. Maalesef hırsızlıklar burada devam ediyor. Daha yeni bir arkadaş, bir vatandaşın aracını çaldılar. İnanılmaz askeriyi ya. Askeriyi yakaladı. İnanılmaz ya. Askeriye bir de bununla uğraşıyor abi. Lütfen medyadaki gereksiz bilgi kirliliğini lütfen oluşturmayın veya inanmayın. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Allah yardımcınız olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet. Bakın bu bina daha normalde yapılmamış bir bina. Hani daha satışı aşılmamış bina. Bakın hala Pimapen yazıyor üzerinde falan. Yeni bina da. Bayağı hasarlı gördüğüm kadarıyla. Kırık, çatlak. Bakın. Hani havada kararıyor şu an. Kesinlikle elektrik yok. Ben size bunu çekerken şu anda 20 şarjım kaldı. Evet, zaten çok da anlaşılmıyor. Biz teşekkür ederim. Abi dostum, senin de çok şarjını yemeyelim. Sen sürekli böyle kendini şey yaptığında, dinlenme alanındayken falan bizimle iletişime geç. Haberleşiriz abi. Biz de paylaşalım burada insanlarla, görsünler. Kolay gelsin. Sağ olasın. Eyvallah. Cansın. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Geç abi, ayarlayayım. Yani umarız daha da fazla enkaz altından güzel haberler gelir. Daha fazla insan kurtarılır. Evet. Diğer ekran. Bağış kaç oldu? Bu arada daha yine söylenen donate bu. Abi Gaziantep'te Gazi Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı Gezegen Evi yanı Vagon Kafe abi. Kafede 300 kişi kadar, içeride erzak eksiği var. Kafede aynı zamanda gaz demiş, devam gelmemiş ama. Hemen ben bir dakika. Enes, bunu bana görsel olarak ilet WhatsApp'tan. Ben direkt bunu Babala ekibine iletiyorum. Bize de buradan kapat da o işlere bakalım. Elren'den şimdi mesaj geldi. Kahramanmaraş sesleri geliyor. 8 aylık bebek varmış içeride. Piyazza AVM karşısı Özdemir Gross'un olduğu bina. Bence şöyle bir yöntem getirebiliriz buna. Bize linkler gelirse kanka, biz linkleri chatlere spam şeklinde basarız. Ve tamam, insanlar da tamamdır. O tweetlere etkileşim verirler. Arkadaşlar Burkan sizden... Aynen. Abi insanlar tweet atamıyor ya şu an. Ondan dolayı bana direkt özelden gelen, hani onlar yani konuştuğu için alanda. Evet. Biz bunları bence bilgi, hani buradaki bilgileri Babala'ya gönderelim. Onlar tweet olarak atsın. Biz o tweetleri sunalım. Bir main bilgilere bakar mısın Kemal? Tamam. Zela şey diyor. Alanda olan doktor bağlayabiliriz şu an. Bağla abi, doktor konuşsun. Bilen insanların... Evet, evet, doktorumuzu tabii ki bağlayabiliriz. Çok iyi olur. Sen direkt şey yapsana Ferit. Ben. Seni mi arıyor? Alo. Efendim abi. 25'e yakın kişi çalışıyor şu an. Bütün farklı farklı yayıncıların moderatörleri de birlikte çalışıyoruz 2-3 gündür. Evet abi. Siz doğrudan Babala'ya da bağlısınız yani. Evet, evet. Yeni bir gruba vesaire dahil ederseniz ekstra olarak yaptıklarım haricinden de oraya da bir ses olabilirim. Çok süper. Acil durumlar olduğunda oraya iletim yapayım. Buradaki çocuklar tamam. Şu bana aktarıyor. Ben şu grubu beklesene, yayın haber veriyorum. Siz de canlı yayındasınız. Tamam. Böyle koalisyon ya, bir hep beraber grup halinde tek bir yer hizmet etsin, dağılırız yoksa. Okey abi. Onlar tweet de çıkabiliyor çünkü. Sen de oraya aynı zamanda eş zamanlı atarsan tamam, direkt tamam. Babala'ya da iletelim. Eyvallah. Sen beni yeter ki bir yere dahil et. Efe elimi birleştiriyorsun. Aynen. Ben WhatsApp tamam. Üzerinde var bir grup, oraya direkt dahil ediyorum. Sağ ol. Tamam. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Çok fazla. Bir şey olursa haber edin. Tamam. Tamamdır. Sağ olasın. Arkadaşlar 170 bin lira oldu. Çok teşekkürler. Cemal Giden, Hakan Küçük Tarakçı, Serhat Opal, Harun Fırat Yıldız. Al direkt elimine şu an. Abdü. Görüntülü değil galiba. Görüntülüye kanka. Geçebiliyor musun? Bir deneyelim. Tamam. Bir saniye. Kanka sen mikrofonu tut. FaceTime'a basıyorum. Ben de aynen, bastım. Aynen FaceTime. Bir dakika, gelecek mi? Kanka seninki iptal et, ben basayım. Biraz yaklaştırmasın. Abdü, hoş geldin kanka. Şu an 80 bin kişi seni izliyor. Diyeceklerin çok önemli.
Dondu. Sürekli bağlantı sıkıntısı var tabii orada. Yani şu mikrofonu biraz şey yapsana, yanaştırsana. Bir daha bu arayayım. Bir daha arayalım abi. Kanka çekmiyor. Sesi de bağlanabiliriz bu arada. Aynen direkt normal şeyden... direkt arıyorum aynen, abi. Aynen. Bu arada 5000 lira bir donet geldi. Gücünüzün yettiği kadarını esirgemeyin lütfen. Buna muhtacız. Ailem Adana'da çok şükür güvende fakat tüm illerin inanılmaz derecede yardıma ihtiyacı var demiş. Michel teşekkür ederiz. Kesene bereket. Bekle o arasın. Bekle. Biraz bekleyelim kanka. Michel çok sağ ol. Çok ciddi erişim sıkıntısı var, o yüzden telefonla konuşarak bağlansam olur mu? Olur. Sıkıntı yok Abdü. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Şu anda Twitch'te 65 bin kişi, YouTube'da 15 bin, 20 bin kişi. Canlı yayınımızdayız. Tamam. 180 bin lira para topladık. Devam ediyoruz. Daha yeni başladık. Yani yarım saat falan oldu. Böyle arkadaşlarımıza ulaşıyoruz orada da. Sen de şu an orada olan ve insanları kurtaran, hayat kurtaran bir insan olduğun için... sana da bağlanmak istedik. Senin yorumların çok önemli. Bekliyoruz. Abi çok teşekkür ederim yaptığınız şey için. Bugün bütün yardımlar, ambulanslar, AFAD, UMKE, ondan sonra iş makinaları, sivil toplum kuruluşları, askeriye herkes Hatay'a geldi. Çalışmaya başladılar. Şükür. 65 saati geçti şu an. 70 saate doğru gidiyor. Hala şeyden enkazlardan canlı insan çıkıyor. Bugün biz 6 kişi çıkardık. 2 tanesi bunun sağdı. 4 tanesi hayatını kaybetmişti. Abdü psikolojin umarım yani hani iyidir. Hala çok zor bir şeyin içindesin. Kanka çok çok zor ama onlar da bir ana kuzusu kanka. Onların da ailesi var. Annesi babası var. Yani birileri bunu yapmak zorunda. Birileri bu taşın altına elini koymak zorunda. Siz orada... buradaki insanların yarınları için hazırlık yapıyorsunuz. Biz bu anı için toparlamaya çalışıyoruz. Hep birlikte bunu yapmamız lazım. Küçük küçük bebekler var kanka. Kanka çok üzücü cidden. Çok anlayabiliyorum senin yaşadıklarını. Hızlıca toparlarız inşallah. Şu anda burada her türlü yardım gelmeye başladı ya ama... Bir, şu an bir şeye ihtiyaç var mı peki? Alanda olan kanka... birisi olarak bize ne önerirsin kanka? Buradan ne yapabiliriz? İzleyicilerimiz de şu an dinliyorlar. Hep birlikte nasıl bir destek olabiliriz? Evet. En yararlı nasıl olabilir? Kanka manipülasyonlara müsaade etmeyin. Saçma sapan yerlere para göndermesinler bilmeden, güvenmeden. İnsanlar bunu suistimal etmek isteyecek. Dernekler topladıkları paraların büyük çoğunluğuna el koyuyor biliyorsun. Yani gerçekten insanlara ulaşabilecekleri yere, güvendikleri yere para versinler. Ondan sonra... Kanka orada var. Öyle göründüğü gibi bir yağma durumu var mı? Merakımdan soruyorum çünkü yani hani... Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD falan, asker her şeye el koymuş durumda. Hani yönetime el koymuş durumda. Şu an öyle bir yağma durumu ben görmüyorum. Ama enkazın ilk günlerinde tabii ki insanlar hayatta kalabilmek için marketlerin içerisinden bir şeyler almışlardı. Ben onu gördüm. Anladım. Onun dışında... Ama buradaki durumu gördüğünüz zaman bunu yargılayamazsınız. Nasıl yani bir şey olduğunu anlamadım. Hayır yok ondan bahsetmiyoruz. Tabii ki de. Ama bir yandan bugün mesela iki tane hırsız yakaladık biz. Biz orada ben bir tane enkazın altına girmiştim. Bu tarz şeylerden bahsediyoruz kanka. Şöyle bir tane adamı çıkartıyorduk. Biz enkazın altına girmiştim ben. Bizim ekiple beraber. Bir ekibimiz var onun fotoğrafını paylaşacağım. İki tane adam da çökmemiş bir bina vardı. Onun için de hırsızlık yapıyorlarmış. Onlar yakalandı. Bu tarz böyle art niyetli insanlar evini terk ettiği için, evlerine giremedikleri için birçoğu hasar görmüş binalar. Onların ziynet eşyalarını, evlerindeki altınları çalan insanlar türemeye başladı. Onlara da asker polis şu anda müdahale ediyor. Onları bir yandan da onlarla uğraşılıyor yani. Burada böyle kötü niyetli insanlar da var. Biz telefonun çeken tek yer var. Akşamları hastaneye geliyoruz. Burada Sahra Hastanesi var. Sahra Hastanesi'nde sağlık personellerine biz burada hizmet ediyoruz. İşte onlara ben su veriyorum. Dün akşam çorba kaynattık. Yardım ediyoruz. Yani elimizden ne geliyorsa çantalarını falan taşımaya çalışıyorum. Ondan sonra benim ekibim var. 10 kişi falanız kanka burada. Şu an her şeye müdahale edilmeye başlanıldı. Ama Hatay'ın durumu yani bir yıl uğraşsan toparlanacak gibi değil.
imkanı yok diyorsun yani. Hani öyle 3 ayda yapılacak bir şey değil yani o hal. Yani %70'ine %80'ine daha müdahale bile edilmemiştir binaların, öyle söyleyeyim. Of çok kötü ya. %70 dediğin kanka çok fazla yani. Kanka eğer binaların, yani buradaki Hatay'ın binalarının bence %90'ı yıkılmıştır. %10'u kalmıştır. O %10 da hasarlıdır zaten. O yıkılan binaların %90'ı da daha çok büyük çoğunluğuna daha henüz el bile değilmemiştir yani. Çok son sürat, son tempo çalışılsa bile. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer 100 bin tane AFAD UMKE çalışanı olsaydı yine de Hatay'a yetişemezdi yani, öyle söyleyeyim. Yani. Ya o kadar feci bir durum. O yani. Kadar feci bir orası yani. Öyle bir halde. Kanka. Ya elimizden geldiğince çabalıyoruz, toparlayacağız. Hala ümidimiz var. Kanka 60. saatte sağ salim adam çıkardık. Hala ümit var. Hala enkazların altından yardım edin sesleri geliyor. Hala yardım çağrısı var. Binaların altına giriyoruz. Bir tekniğimiz var. Sesimi duyan var mı diye bağırıyoruz 3 kişi. Eğer geri dönüş alabilirsek, net bir konuşma alabilirsek, konuşmanın olduğu yeri kazıp o insanları çıkarmaya başlıyoruz. Antalya'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, Konya'dan, her taraftan buraya yardıma gelmiş insanlar. Hep birlikte el birliğiyle binaların altını deşeleyip insan çıkartmaya çalışıyoruz. Genellikle zemin katlarda ve birinci katlarda oluyor şeyler, göçük altındakiler. Çünkü mesela 5 katlı binanın bir giriş katı bir de birinci katı çökmüş, bina 2 kat görünüyor. 7 katlı bina mesela 3 kat görünüyor. Ama alt tarafı hiç görünmüyor. Yani yerin altına girmiş. Of çok kötü. Pasta gibi üst üste çökmüş. Yani müdahale etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dostum sen elinden geldiğince değil yani. Sen elinden gelenin fazlasını yapıyorsun. O yüzden kanka bu ben, ülke sana bir teşekkür borçlu. Ya ben doğada hayatta kalma ve itfaiye falan eğitimleri aldığım için burada birazcık yardımcı olabiliyorum. Ama hiç vasfı olmayan insanlar da burada birisine su götürerek destek oluyor. O yüzden ilk 3 gün çok önemliydi. Yani insanların hayatta kalabilmesi için bu 3 günlük mücadelemiz çok önemliydi. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Çok küçükken Zümrüt Apartmanı diye bir apartman çökmüştü bizim oturduğumuz yerde. Ve 21. gün orada Muhammed Kalem diye bir tane adam enkazdan çıkartılmıştı. 21. gün. Yani umutlarımızın hala %100 noktada, evet. Bence de. %100 noktada olması lazım. Hala enkazların altında belki de yaşam koridoru olan, yaşam üçgeninin içerisinde olan ve kurtarılmayı bekleyen binlerce, yüz binlerce insan var Türkiye genelinde. O yüzden elimizi çabuk tutup, enerjimizi aşağı çekmeyip, güçlü durup, dimdik durup, umudumuzu kaybetmeden çalışmaya devam etmemiz lazım. Gücümüzün yettiği son noktaya kadar savaşmaya devam edeceğiz burada. Siz de orada inşallah güzel şeyler yapıyorsunuz zaten. Buradaki insanların faydasına olacak. İnşallah, aynen. Biz burada inşallah. Oradan ne haber çıkarsa bunları, şu an Twitter biliyorsun kapandı. Ben bilmiyorum kanka. Ben sadece bu hastaneye geldiğimde elime telefon alabiliyorum. Hem çalıştığımızdan dolayı hem de şehrin içerisinde, yani bunu belki söylersem yarın beni cezaevine atarlar ama ben söylemekten çekinemeyeceğim. Bugün söylemezsem de ben kimseden korkmam yani. Şehirde cemırlar geziyor birader. Telefonlarımıza erişim yok. Nasıl ya? Nasıl ya? Şehirde cemır geziniyor. Fotoğrafını çektim. Plakasız araçlarla cemırlar geziyor. Hocam cidden yani nutkum tutuldu amına koyayım. Ya burada ilk gün SMS'le ya bize enkazın altından SMS gönderen insanlar oldu. Biz bugüne kadar 20 kişi falan çıkarttık. Ben bir iki tanesini paylaştım sosyal medyada. Çünkü paylaşabileceğimiz şekilde değildi. Parçalanmış ya, parçalanmış insanlar kanka. Uf kanka çok kötü. Anlıyorum. Anlıyorum canım. Yani şu anda şimdi biz biraz ben herkese böyle haber geçeceğim. Biraz konuşacağım insanlarla. Size kolay gelsin. Kanka çok sağ ol. Uzattı. Kolay gelsin. Devam et kanka. Seninleyiz. Allah razı öpüyoruz. Olsun sürekli buradayız. Haberin olsun herhangi bir şeye ihtiyacın şeyde olursa buradan. Kanka, tuvalete ihtiyaç var burada her yerde. Tuvalet. Mobil tuvaletler. Mobil tuvaletler arkadaşlar. Tuvaletine ihtiyacımız var her yerde. Ben iki gündür daha tuvalete girmedim kanka. Sağlık çalışanları 40 saattir ormana gidip tuvaletlerini yapıyorlar. Tuvalet yok. Ya inanılmaz. Tamam kanka. Biz bunun da şeyini yapacağız. Sağ ol, çok sağ teşekkürler. Hadi bay bay. Bay bay. Evet. Devam ediyoruz. Devam arkadaşlar. Bu arada şunu gördüm. Chatte herhangi bir şekilde şu an siyasi bir durum ya da bir konuşma vesaire benzeri. Çünkü karşılıklı olarak gruplar birbiriyle atışıyor şu an. Chatte de görüyorum bunu.
Şu an amacımız bu değil arkadaşlar. Buradaki konuşmaya çalıştığımız, yaymaya çalıştığımız şey bu değil. Şu an biz burada destek toplamaya çalışıyoruz. Aynen. Aynı zamanda oraları insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun defteri sonra açılacak aynen arkadaşlar. O muhabbet bugün değil yani. Zaten sabır. Devlet de bununla ilgili herhangi bir şekilde yanlış paylaşım yapanlara, işte ben enkaz altındayım diye fake haber verenlere vesaire de yaptırım uyguluyorlar. Şu an chatte bunlarla işgal etmezsek, yok işte o hashtagleriniz bilmem ne istifa şu şöyle bu böyle falan değil de buradaki yardımlara yönelik şeyler olursa evet, çok arkadaşlar. Aynen öyle. Bağışlarınızı bekliyorum. Telefona bağlarım. Neler oldu orada? Bize aktarır mısın Gürkan? Pardon, çok özür dilerim. Abi hani durumu açıklamak gerekirse yardımların çoğu yetersiz kalıyor. Hani şey nasıl desem, çadırlar yine aynı şekilde zor kalıyor. Hala binaların altında insanlar var ve araçlar çok az miktardalar. Hani askerler hala çıkartmaya çalışıyorlar. Herhangi bir afak görevleri vesaire göremiyoruz. Çok az sayıdalar. Her yere yetişemiyorlar. Çoğu caddeler çökmüş vaziyette ve hani kimse yetişemiyor. Hala altta canlı insanlar var ve sesleri geliyor. Öyle mi? Evet evet kuzenim. Ağlamlar. Evet abi. Öyle. Siz galiba evden çıkmışsınız bu arada. Ondan sonra ev çökmüş. Evet abi. Peki. Evden çıktık. Evden birkaç saat sonra ev yıkıldı. İkinci depremde. İkinci depremde hasar gördükten sonra yıkılmaya başladı. Evet abi. Tamam şu an ses okey arkadaşlar. Siz bu arada devam edelim. Malatya'dasın değil mi? Evet abi, hala Malatya'dayım. Peki hala enkaz altında olanlar var diyorsun değil mi? Evet abi. Hani hala çıkaramıyorlar. Şey, araçlar yetersiz kalıyor. Evet. Ekipler yetişemiyor hiçbir yere. Hani şehrin içinden bir nebze de olsa bir şeyler yapabiliyorlar ama ya ilçelere gidilişi durumlar daha kötü durumda. Efekti 10 ilde olduğu için 10 ile de şu anda gerçekten herkes yetişmeye çalışıyor. Oranın şu anda en yani, böyle büyük sorunu, en büyük işte bu sıkıntımız var diyebileceğin ne var sence bulunduğun alanda? Çadır. Abi baştan saymam gerekirse evet. Konaklamak için çadır, çorap, ayakkabı, kıyafet, giyim üzerine. Üçüncü olarak da abi beslenme. Hani bir şekilde yine de başımızın çaresine bakıyoruz ama çok zor durumdayız. Anladım Dekan. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kolay gelsin ben size orada. Ben teşekkür ederim abi. Allah yardımcınız olsun. Teşekkürler. Kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Arkadaşlar yayını olabildiğince daha fazla insana ulaştıralım. Bağlanmak isteyenleri de Kemal'in Discord'una bekliyoruz. Elimizden tek gelen bu. Şu anda alandan gene bir bağlantımız eyvallah, var. Eyvallah. Merhaba. Tamam, ben şimdi hallediyorum. Tamam. Tabii canım. Tamam, eyvallah. Hocam önce eyvallah, kendinizi tanıtıp. Şey, tamam, şimdi ilerleyin. Buyurun. Ben Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşıyorum. Adım Oğuzhan. Alper'in üniversiteden arkadaşıyım. Evet. Abi burada deprem ilk olduğunda ben ilçede yaşıyordum. Deprem ilk olduğunda ailemi bıraktım. Dedim siz iyisiniz diye ben Maraş merkezi gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına gittim. İlk gittiğimde ben hayatımda böyle bir şey görmedim abi. İlk gittim, sokaklarda insanlar çığlık atıyor, bas bas bağırıyor, bir şeyler oluyor. Hani biz nereye düştük gibi bir duruma geldim. Ben çok güzeldim. Ben öyle mentali kolay bozulan bir insan değilim. Hani çok fazla hayatımda ölüm kalım gördüm. Çok fazla şey gördüm ama ben abi hayatımda böyle bir şey gördüm hatırlamıyorum. İnsanlar çok zor durumda. Biz bir binaya gittik. Maraş, Kahramanmaraş merkezde iki büyük bulvardan bir tanesine gittik. Azerbaycan bulvarına. Evet. Abi gittiğimiz yerde bir tane bile ilk gün ilk saatlerde yani en kritik saatlerde yetkili yoktu. Elimizden geldiğince yani yardım etmeye çalıştık. Ben ekipman vardır diye kendi ekipmanlarımı almadım. Ben senelerden beri dağcılıkla uğraşıyorum. Yani bu tavsiyelere çok yatkınım diye gittim. Kendim gönüllü oldum. Evet ama ekipman mı yoktu? Ekipman almadan gittim ben. Hani orada ekipman vardır, AFAD gelmiştir, hani diğer yardım kuruluşları gitmiştir diye. Abi gittiğimde hani bu... Ben şeyde ilk başta idrak edemedim. Dedim hani burası ne böyle? Yani bir tane bina yok, insanlar delirmişçesine sokak ortasında sağa sola koşuşturuyor. Hani
sağdan soldan duman çıkıyor, ambulans sesleri, hani apar topar biz arkadaşın ailesine yardım etmeye gitmiştik, direkt oraya gidecektik, o binaya gittik. 5-6 katlı bina tek kata düşmüş ve hani elimizle yardım etmeye çalıştık. O gün o binadan 7-8 kişi halk kendi elleriyle çıkartmayı başardı. Evet. Hani abi biz yardım etmeye çalıştık. Ben elimde bir bıçakla ve parmaklarımla kazıya kazıya enkaz kazımaya çalıştım bütün gün boyunca. Arkadaşımızın annesini çıkarttık, hastaneye götürmüşler. Telefonlar kati surette çekmiyordu. Biz hastaneye koşarak gittik. Ben o gün 40 kilometreye yakın yol yürüdüm. Ayaklarım artık tutmuyordu. Ve hani biz gittiğimizde hastanenin içinde ben hayatımda o kadar ölü insanı bir arada görmedim ha. Başımız sağ olsun kardeşim. Başımız sağ olsun. Abi, hastanede o kadar çok ölü vardı ki artık hani kokmaya başlamışlar. Hani akıl sağlığını insanlar koruyamıyor. Köşelerde ağlıyorlar. Sonra işte benim yaşadığım ilçede deprem olduğunu annem aradı, söyledi. Neredesin sen, niye gittin diye bas bas bağırıyordu böyle. İlk arabayla gelmeye çalıştım. Geceyi Maraş merkezde geçirdim. Yaşadığım ilçeye geldim. Abi burası o kadar çok soğuk ki. Yani burada bile hava ne için, orayı düşünemiyorum bile ya. Allah sizden razı olsun harbiden. Bu durumda bile bu kadar destek olmaya çalışıyorsun vesaire. Benim babam emekli asker. Ben babama ilk defa ağlarken gördüm. Bizim evimiz %85 kullanılamaz halde. Arkadaşlarım çağırıyor, çık gel, çık gel diye. Ablam sağlıkçı, akli dengesi yerinde olmayan insanlara bakım evinde çalışıyor. O oradan gelmek istemiyor. Ben buradan çıkmak istemiyorum. Kalacak yerimiz yoktu. Köye geldik. Şimdi köydeyiz. Küçük bir odada kalıyoruz. Ben yarın tekrardan ilçeye gideceğim. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım ama çok yoruldum. Elimden geldiğince ayakta kalmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama çok zor abi. 11 yaşında bir tane kız çocuğu sıkışmış. 5 saate yakın enkazın içinde kaldım. Kızla konuştuk. Kızı çıkaramadım. Kız su istedi, su bile veremedim. Çok zeminlik çok yumuşaktı, sürekli deprem olduğunda sallanıyordu, ediyordu. Hani bir ara buradaki büyük deprem olunca insanlar bir anda hani şehadet getirmeye başladı. Sokakta insanlar hani ölmeyi, herkes ölmeyi bir anda kabul etmiş gibiydi. Kimse ayakta değildi. İnatla bağırdım ya, apartmanın altından çekilin diye. Herkes oturmuş bekliyordu, milleti hani kaldırmak zorunda kaldık. Hani ya çok zor bir durum. Gerçekten neyin içindeyiz, ne yaptık, ne yaşadık çok hiç bilmiyorum. Büyük bir doğal afet. Felaket bir durum yani. Dünyaca felaket bir durum yani. Herkes de bunun farkında. Ama hep beraber elimizden geleni yaparak, işte sen orada bir şeyler yapıyorsun, biz burada bir şeyler yapıyoruz. Hep beraber Türk halkı olarak seferber olduk. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. İnsan geleni yapacağız. Bu durumda bile sürekli yardıma koşturduğun için ayrı teşekkür ederiz. Bizden özellikle istediğin bir şey olursa her zaman iletebilirsin. Telefonlarımız her zaman sende var zaten. Yine Alper'den vesaire de birlikte ulaşırız. Özel bir talebin ya da şunu yapalım, bunu yapalım dediğin bir şey var mı? Bizim buradan etkili olabileceğimizi düşündüğün bir şey var mı? Abi şöyle söyleyeyim. Yardım edebilecek herhangi bir şey varsa, biz o gün ilk enkaz yerine gittiğimizde amcayı canlı çıkarttık. Üşüyorum dedi, biz bir tane ayakkabı bulamadık. Bak, bir çift ayakkabı bulamadık. Normal bir günde, normal sağlıklı, normal bir günümüzde hani hiçbirimiz bu ayakkabıyı beğenmiyoruz, etmiyoruz diye attığımız ayakkabıyı biz bulamadık abi. Bak şu üstümdeki kaza, ben bir yerden girdim aldım. Hani o kadar çok üşüdüm ki artık, o kadar çok yağmurda ıslandım ki. Ben girdim bir yerden alıp bir yerde üstümü değiştirip koşturmaya devam ettim. Hani giydiğim pantolonun üstünde kan var. Kendi montumu giyemiyorum. Montumun üstünde insanların kanı var. Hani kimin kanı, nereden bulaştı, nasıl bulaştı bilmiyorum. Hani yarım saat uyudum. Annem koşarak geldi. Niye çığlık atıyorsun diye. Uyuduğum zaman uyuyamıyorum. Gözüme 3-4 gündür uyku girmiyor.
Gördüğüm manzaralar etkilemedi ama abi, o yardım çığlıkları aklımdan çıkmıyor, kazınmış gibi. Hani unut, hayatımın hiçbir yöresinde bunu unutamayacağım bir şey. Yardım etmek zorundayım, ben ayakta kalmak zorundayım ve kendimi tutmaktan artık hani o moda bağladım. Robot moduna geçtim resmen. Ama işte bugün babam evin karşısına geçirip emeklerimiz gitti olsan hani oturacak yerimiz yok oğlum deyince da ayakta kalmaya çalıştım daha bugün, bilmiyorum, çok duygusallaştım. Hani ne yapacağım, ne edeceğim? Tek düşündüğüm şey yardım etmek. Hani ben giymeyeyim başka biri giysin, Hani tek düşünebildiğim şey ve tek bana doğru gelen şey bu. Biz şu an bilmiyorum. Biz şu an ilk olarak yani enkaz alanına vesaire acil durumdaki kişilere ulaşıp her şeyi yapmaya çalışacağız. Merak etme, hiçbir türlü aklınıza kalmasın. Biz de burada büyük influencerlar olarak da söz veriyoruz. Gerekirse reklamlar, markalar, yani devletimiz de bunun arkasında olacaktır. Herkesin kaybının giderileceğini ben net bir şekilde düşünüyorum. Bu zaten olacaktır. Evi yıkılanların, işte hayvanların, aynen, gidenler var, iş yerleri çökenler var. Hiçbir emeğiniz gitmedi abi. Biz büyük bir milletiz. Büyük vatandaşlarımızla bu her bir insan şu anda birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Bu süreç aynı bu şekilde tüm sorunlar çözülene kadar, oradaki herkesin gündelik hayatına tekrar dönene kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız hepimiz. Bundan emin ol, için çok rahat olsun yarınlarla ilgili. Önemli olan dediğin gibi bugünü hani atlatabilmek. Bugün sen oradasın ve senin de psikolojinin çok İyi durumda olması lazım. Gerçekten yarın düşünme. Yarını hep birlikte atlatacağız zaten abi. Önemli olan daha acil şeyler. Dediğin gibi sen de anlatıyorsun zaten burada. Psikolojini de anlayabiliyoruz. Biz de inşallah bize ihtiyaç duyulduğunda, ilk acil şeyler bittiğinde, orada bir kalabalık yapmayacağımız duruma geldiğimizde biz de alana gelmeyi çok istiyoruz. İnşallah bizler de oradan destek olacağız sizlere. Direkt yanınızda durarak birlikte bir işin ucundan tutarak. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Cansın. Bir tanesin. Abi çok geçmiş olsun. Hepimizin de başı sağ olsun. Abi elinizden geldiği kadar, hani biliyorum canla başla çalışıyorsunuz. Ulaşabiliriz. Her şeye ulaşıyorsunuz. Hani ben yiyecek ekmek bulabiliyorum. Isınacak bir sobam var. Hani bir şeyler ben bulabiliyorum. Çünkü ben hani nasıl ayakta kalabileceğimin farkındayım ve bunun bilincinde olduğum için sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bu çevrede, benim çevremde olsun, yani tanımadığım insanlar olsun, giyecek kıyafete, yiyecek yemeğe, içecek suya ihtiyacı olan çok insan var. Hani kıyafet ve yiyecek bizim gündelik hayatta hiç düşünmediğimiz şeyler ama şu an düşünmemiz gereken en önemli şeyler oldu. Evet. Hani bunun değerini çok iyi anlıyoruz. Hani bir yudum suyun ne demek olduğunu çok iyi anlıyoruz. Hani ben hayatımda hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah o kız kurtarılmıştır. İnşallah o kız hayattadır. Amin. Ben amin. O kıza bir yudum su içiremediğimi hayatımda ölene kadar, ben kendim ölene kadar hiçbir zaman unutmayacağım. Hani her içtiğim su da aklıma gelecek. Hani elinizde bir lira varsa, bir su alabilecek para varsa sizin için, ama yarısını bu çocuklara, bu insanlara da bir şekilde ulaştırmaya çalışın abi. Hani tek temennim, tek ihtiyacımız olan şey bu. Hayatta kaldıktan sürece ve her şey hallolur. Abi yalnız ben çok sinir olduğum bir şeyi söylemek istiyorum. Evet. Tabii. Biz hepimiz birbirimize destek çıkmak istiyoruz. Hepimiz yardım etmek istiyoruz. Bazı, çok affedersiniz, vicdansız ve kansız insanlar dükkanları yağmalıyor abi. Ben Maraş'ta gece çevre yolunda insanlara yardım etmeye koşarken elinde LCD televizyonlarla yeni çıkan telefonları dükkandan çalıp koşarak insanların yolunu tıkayan birçok insan gördüm. Hani şu an yeri zamanı değil ama böyle insanların var olduğu da hiçbir zaman aklınızdan ve kimse çıkmasın. Evet, evet. Sorsuzlar hep olacak. Arabam varsa şuradaki insanlara yardım götürelim dedim. Benim işim var, çocuklarımın yanına gideceğim dedi. Ben arkamı döndüm başka birinden yardım isterken adam şu insanlara bak, televizyon çalıyor dediğinde arkamı döndüm, ben çocuğumun yanına gitmek istiyorum diyen adam televizyonlarla arabasına koşuyordu abi. Evet, maalesef gördük, görüntüleri de gördük. Umarım en kısa sürede hepsi yakalanıp yargı önüne çıkarlar. Gerçekten yani büyük kansızlık, büyük şerefsizlik yani böyle bir şeyi o anda yapmak.
Çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Çok geçmiş olsun tekrardan. Hepimizin Çok de sağ olun abi, çok başı teşekkür sağ olsun ederim. tüm öğrenmeniz için. Görüntülü konuşamazsak vesaire bile öyle bir durumda olmazsan bizi sürekli mesajla bilgilendirirsen, acil bir şeyde bilgilendirirsen stratejik olarak Evet. buradan belki yönlendirebiliriz. Her Olur zaman abi. aklında bulunsun, tamam mı? Tamamdır abi. Allah hepinizden razı olsun. Allah senden razı olsun. Senden razı Allah olsun. senden razı olsun kanka. Of. Of. Arkadaşlar içimiz parçalanıyor. İçimiz parçalanıyor cidden. Hani çok zor bu kadar negatifi kabul etmek ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani hani bunu düşünerek kurtaracağız. Kendimizi değil başka insanları. Yani tek yapabileceğimiz bu. Şunu şey yapalım mı, anlatalım mı? Aa, anlatalım evet. Evet, arkadaşlar anladım. Merit Demiral de bunu yaptı. Ben de bunu yapıyorum. Bu yayının yani top donate'i atana, top bağışı, en çok bağışı yapana bu formayı da vermek istiyorum. Ronaldo imzalı. Bir anlamı yok. Bir şey yok ama bunu da bilin. Biz direkt ulaşabileceğiz. Aynen buna. Biz direkt ulaşabileceğiz. En çok bağışı atan arkadaşımıza böyle hani. Belki yurt dışından hiç olmayan biri bu olaylarla ilgili bir bağış yapar, bir şey yapar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz abi. Öyle düşünün. Diğer ekranı bir verelim. Bu arada Erkan abiyle konuştum az önce. Erkan Tepe ile. 200 tane soba göndermiş. 50 bin lira da bağış göndermiş. Bu bizim yayınımızı izliyorsunuz. Evet ama biz aynı zamanda Buy No Game üyeliğiniz olmayabilir. Anlık olarak anlamıyor olabilirsiniz bu işlerden. Ya da YouTube'dan gönderememiş olabilirsiniz. Her zaman AFA'da, Ahbaba ve kendi gençlik merkezlerinize, spor kulüplerinize, belediye binalarınıza bağışlar yapabilirsiniz evet. arkadaşlar. Bunu da sürekli sürekli duyuralım. Çünkü herkes bilmeyebiliyor. Hani bu parayı, Buy No Game'deki paranın hepsi Ahbaba evet. gidecek. Biz arada aracıyız ve bunu evet. dekontluyoruz.